Suriye'nin doğusundaki Deir-i Zor ilinde Arap aşiretleriyle PKK-YPG'li teröristlerin çatışması devam ediyor. Peki aşiretleri PKK-YPG'ye karşı ayaklandıran süreç nasıl gerçekleşti? Bölgede neler yaşanıyor? Hepsini detaylı olarak konuşacağız. Haber Global editörü ve strateji ve güvenlik muhabiri ...aynı zamanda Murat Karataş yanımızda. Murat hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Ee, i̇stersen son durumla başlayalım. Hı hı. Bölgedeki e, çatışmaların özellikle son durumu itibariyle... ...nasıl bir tablo var ortada? Ee, bize anlatırsan seviniriz. Evet bugün 13. gün çatışmalarda... ...ve e, çatışmaya aslında dikkatimizi çeken nokta... ...değeri zordan ziyade... E, ...çatışmaların değeri zorla sınırlı kalmayıp... ...kuzeye de sıçramış olması. Değeri zorla başladı. Evet 13 gündür devam ediyor... ...ancak birçok noktaya sıçradı... ...özellikle Kuzey'e sıçramış durumda... ...ve Haseke'de, Rakka'da... ...ve Münbiç Kırsalı'nda da... ...çatışmalar Hı. aralıklarla devam ediyor... ...27 Ağustos'ta... ...değri zor askeri meclis başkanı... Ebu Havli'nin alıkonulmasıyla başladı... Evet, süreç ee, orada başlamış... ...terör örgütünün ana bileşeni Hı. olduğu... ...SDG tarafından görevden alınınca ...bu bir direniş hareketine... ...dönüştü ve dediğimiz gibi... ...kısa bir sürede yani... Birkaç gün içerisinde kuzeye yayıldı. Kuzeyde Haseke, Rakka ve Münbiç kırsalında devam ediyor. Dikkat çeken bir başka nokta, özellikle Münbiç kırsalındaki o direnişi, o çatışmalara başka gruplar da eklenmeye başladı. Zaman zaman Suriye Milli Ordusunu destek verdiğini görüyoruz. Hatta öyle ki İdlib'ten de e, yine aynı şekilde bu çatışmalarda aşiretlerin yanında yer almak için gruplar bölgeye gittiler ve çatışmaya başladılar. Şu an için geldiğimiz nokta itibariyle aslında e, bu geride kalan sürede yaklaşık 30 köyde kontrolü sağlamıştı. Hı hı. Terör örgütün işgalinden kurtarmıştı Arap aşiretleri. Ancak e, özellikle Deyr Zor çevresinde e, çok da ağır silahlara sahip değiller. Aslında e, daha ziyade ellerinde güdümsüz roket atarlar, piyade tüfekleri var ve e, çok da fazla aslında askeri güçleri olmadığı için Deyr Zor'da evet hı. güneyde biraz kan kaybettiler. Aldıkları köyleri geri vermek zorunda kaldılar. Hmm. E, o köylere yeniden e, terör örgütü üyeleri girdi. Şu anda da aslında özellikle Deirizor ve çevresinde e, Arap gençlerin gözaltına alındığı yönünde e, çok ciddi ve e, yoğun bilgiler de geliyor bir taraftan. Sivil tabii. halkta işin içinde